Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir telefon var elimizde. İzleyicilerimizden Ömer Varol bize Pirana Zen'i yolladı. Evet Pirana Zen. Bin liranın altında piyasa kızıştı işte şaşerekler arttı falan diyoruz ya. Evet. Konuşulanlardan birisi de bu. Öyle. Yine yerli marka. Hı hı. Yerli üretim falan gibi bir iddiası yok. Yerli marka. Hı hı. Ee, şimdi çalıştıralım. Sana teslim edeyim. Murat, 133 gram, 8.9 milim kalınlığı var. Hı hı. Yani ince bir i̇nce, telefon, ince. görüyorsun. Metal arka kapağı, kapağı çıkabiliyor. Evet, şöyle yalnız hani böyle kapak değil, şurası kapak ve burası metal. Evet. Şuralar plastik. Ee, şimdi genel olarak özelliklerini vereceğim, sonra biraz daha detaya gireceğiz. İşte 5 inç ekranlı tamam. bir telefon. MTK işlemcili, MTK6589. Şimdi MTK6589'u söyleyince daha şu detaylara girebiliriz. Biz bu MTK, Mediatek'in MTK6589'u daha önce iki telefonda daha gördük. Birisi şu çok konuşulan, hep konuşulan General Mobile Discovery. İkincisi Dark Evo X5. İkisinin de incelemesi bizim sitemizde var. Evet. Bu Yonga setiyle üçüncü kez karşılaşıyoruz. Bu telefonun özellikle donanımı yani şunun içindeki devre kartı büyük olasılıkla General Mobile Discovery ile birebir aynı. Hı hı. Çünkü bütün özellikler aynı. Dark'ta aynı chipset vardı ama 1.5 GHz'ti. Bunlar 1.2. General Mobile Discovery de 1.2 idi. Şimdi biraz istersen teknik özelliklere girelim. Tamam. 5 inç ekran var. Gorilla Glass 2 hı hı. altında gizli. 720p yani 1280 720 çözünürlük IPS teknolojisinde 320 piksel İnç başına piksel yoğunluğu var. Ne diyorsun ekran hakkında? Abi ekran IPS olduğunu söylüyor hemen yani ekrandan şöyle baktığımız zaman belli ediyor kendini. Ben hemen şey ile gördüm ee, ekran bir camın altında değil. Direkt. Evet o One glass denen evet, e o şekilde sistem burada da var. Ee, Valla açıları biraz değiştirdiğim zaman tamam bir yani özellikle hani şöyle şöyle yaptığımız zaman bir renklerde bir gidik değişme oluyor evet. ama günlük senin kullanma hani şeyinde e, menzilinde diyeyim bence hiç bir sıkıntı çekmez. Bir eksen daha sıkıntılı renklerin bozulmasında. Yani e, şurada şu e, açı değişiminde gördüğün değişimle şuradaki değişim daha farklı. Evet. Yani e, bilmiyorum bence ekran muhteşem. Ya öyle değil tabii de. Diyemem. Değil. Ee, yine bu ekonomik sınıfta olduğu için ona göre işte Şimdi varmış. bak parlaklığı da sana sonuna kadar açacağım, otomatik kapalı, tasarruf falan kapalı. Şimdi en yüksek parlaklık bu. En yüksek için tamam bu bu bundan yükseğini gördük sonuçta. Evet. Çok evet. parlak değil. Evet. Çok parlak değil en yüksek şey yani şöyle Tasarruf sana, modları falan var. Ben bu parlaklığı %100'e varmadan G2'de alıyorum zaten yüzde 60'tan evet, evet, alıyorum. Evet. evet. Şimdi Murat. E Dedik ya bu ekranın altında ne var? Mediatek'in 6589 Yonga seti var. 4 çekirdek, 1.2 GHz. Grafik gücü olarak PowerVR SGX544. 450 MHz'de çalıştığını özellikle firması hep dokümanlarında belirtmiş. Çoğu belirtmiyor. Evet, biz de söylemiş olalım. 1 GB bellek var. 8 GB depolama var. 5.2 GB'ı boş çıkıyor kutusundan çıkarttığında. Kart yuvası var 32 GB'a kadar mikro SD takıyorsun. Hı hı. O şekilde destekliyorsun e, depolama kapasitesini. Şey seçeneği yok. Yani depolama seçeneği falan 16 GB model falan yok. Çift SIM'li 3G. İki SIM'den şey klasik Android'in sağladığı işte bir SIM'i default olarak atama, kişilere başka başka SIM'i atama falan o tür özelliklerin hepsi var. İkisi aynı anda aktif. Hı hı. Wi-Fi olarak 802.11n var. 5 GHz yok. 2.4 GHz'de. Bluetooth 4.0 var. O iyi bir şey. NFC gördüğüm kadarıyla yok. Fotoğraf makinesi kısmı enteresan. 13 megapiksel bir fotoğraf makinesi var. Sony üretimi sensörlü olduğunu belirtiyor firması. Hatta kodunu falan da veriyor sensörün. 13 megapiksel için 4'e 3 oranda 13 megapikseli tam kullanabildiğini belirtmişler. O oluyor. Her telefonda öyle şeyler oluyor ya. Flash var. LED flash var. Görüyorsun. Android'in fotoğraf makinesi arayüzünü kullanıyor. Özel bir şey kullanmıyor. Sana bakan şey de 5 megapiksel. Hı -hı. 1080p video kaydedebiliyor. Fotoğraf kalitesini biraz sonra konuşuruz. Hı -hı. Pil 2000 mAh. Değişebiliyor. Kapak açıldığı için pilde çıkıyor. Pil sabit değil. Renk seçeneği yok. Elindeki Laci, çok lacivert gibi değil mi? Yani, Tam siyah evet, değil de. Yok, yok siyah. Android 4.2.1 yüklü. FM radyo yok mesela. GPS var. Ama mesela özellikle dokümanlarında da belirtilmiş FM radyo yok. Bu chipsette biliyorsun sonra olmayan neler var. Bu chipsette OTG yani depolama bağlama falan yoktu değil mi? Yine yok. Ee, televizyon çıkışı aynı şekilde Sıkıntılı. Yok. yok. Şey var. Kablosuz. kablosuz. Miracast falan var. Ee, ekran kalitesini konuştuk. Ses kalitesi ortalama. Hı -hı. Çok bir şey diyemem. Yani şurada zaten arkada ses çıkışını görüyorsun. Evet. evet. Ufacık bir şey. Şurada. Hı -hı. İşte. Ee, fotoğraf kalitesini diyeceksin? Şimdi 13 megapiksel yüksek bir rakam. Sony sensör diyorlar. Ama sensörle bitmiyor bir de optik boyutu e tabii, var. Tabii ama şunu söyleyeyim ortalamanın kesinlikle üzerinde benim evet. gördüğüm kadarıyla Odaklama kadarıyla. falan ve anında da çekiyor, hızlı çekiyor. Hızlı çekiyor değil mi? O Hı -hı. özelliklerinden birisi soydu. Şimdi ben biraz arayüzden bahsedeyim. Hı -hı. Ha bir kere fiziksel yapı fiziksel yapıda şunu söyleyelim. Şimdi ister istemez bu Discovery'nin aynı hardware'ı olunca Discovery ile çok karşılaştırılacak. İlk ilk büyük fark. Bu telefon 8.9 milim ki ince tabii. bir telefon. Discovery 7.9 milim. Yani 1 milim daha ince. Discovery çok ince bir telefondu zaten. Hatırlıyorsun. Fiziksel yapısında ben açıkçası çok etkilenmedim. Çünkü mesela şu düğmeler falan, power düğmesi sanki volüm düğmesiymiş gibi. Bak sağa sol şöyle kayık gibi oynuyor. Tahterevalli gibi oynuyor falan. Ee, ayrıca mesela şurada şu durum ledi. Onu görmek lazım. Hani şimdi ışıkları kapatıp nasıl gösterebiliriz bilmiyorum ama. Yani bu durum led'i sanki böyle bir led, elektronik bir oyuncağın üzerindeki led gibi bir his veriyor sana falan. Ama daha önemlisi şu. Bu söylediklerimin hiçbiri çok önemli değil. Düğme oynasın, işini yapsın da şey. Tekrar şöyle yok. Fakat Murat şimdi telefonu eline alıyorsun. Şurada bir etiket var. Hı hı. Ne bu ya diyorsun. Ya işte özetle şey diyor. Aman dikkatli açın çizilir, kapak çizilmesin diyor. Bunun neden konmuş olduğunu çok çabuk anladık. Çiziliyor. Evet, bu metal nasıl? kısım. Çok fazla çiziliyor. Şimdi Ömer de kusura bakmasın telefonu çizdik. <laughs> Buradan söylemiş olalım. Çiziliyor Murat. Bu kadar böyle olmaması lazım. Ben bu telefonu incelerken huzursuz oldum. Çizilecek çizilecek diye huzursuz oldum çünkü çiziliyor. Bir kere belirtelim. Benim fiziksel yapısındaki en büyük şikayetim bu. Şu Metal kısım niye bu kadar çizilmeye, alüminyum olmasına rağmen çizilmeye eğimli, eğilimli olmuş? Şimdi açmaya çalışacağım. Evet. Bilemiyorum yani şöyle alır almaz bir kapak uydurmak gerekiyor buna. Kılıf uydurmak kılıf gerekiyor. var. Kendisi de satıyor firmanın. Ee, i̇yi olur. Ama işte kılıfı da kullandın o inceliğin bir kısmını da kaybettin. Evet ince bir telefon aldım işte 8 milimlik telefon aldım diyorsun. Alü, alüminyum incecik bir kapak aslında evet. çok güzel bir kapak boyası çiziliyor. Pili burada. İşte bu bahaneyle kart yuvalarını falan da göstermiş olduk. Beni fiziksel yapısında bu Konu etkiledi. Dediğim gibi ben telefonu ben incelerken anladım. huzursuz oldum. Daha fazla çizdi emanet <laughs> çizilmesin diye huzursuz oldum. Çok ciddi çizmedik biz de. yani panik olmasın evet, ama. Evet ama işte şey Çabuk saç deli saç gibi evet. incecik bir çizgi gözüküyor. Ara yüzü konusunda falan da Murat. Şimdi Discovery'yi biz incelediğimizde daha tam daha bir güncelleme almıştı galiba ara yüzünde sorunlar vardı. Evet yarı İngilizce yarı Türkçe yerler vardı. Burada da bazı yerler İngilizce kalmış. Hı hı. Mesela smart gestures diye bir kısım var ayarlarda. Sana göstereyim. O adıyla birlikte full İngilizce. Evet doğru. Artı yani mesela onu bırak. işte şurada şeye basayım. Power'a basayım. Kapat. Reboot. Hı hı. Yani yeniden başlat değil. İşte bunlar Discovery'de de böyle şeyler yakalamıştık. Onları düzelttiler. Buna daha güzel düzeltme gelmesi gerekiyor. Bu da tuş dizilimi Samsung ekolü. Geri tuşu sağda. Eee fizik tuşlar şeyde ekranda değil, ekranın dışında. Şimdi arayüzdeki arayüzün gelişmesi lazım. Android'e ya yani Android kullanıyorsun saf. Çok bir şey gelmemiş. Kendileri e. de zaten hemen hemen hiçbir hani kendi piranha diye bir yazılım eklememişler. İşte el feneri falan gibi böyle Kingsoft Office falan gibi çok ufak bir şeyler eklemişler. Telefon yani hemen hemen çıplak geliyor, i̇yi. o iyi bir şey. Hani benim eklenti diyebileceğim bir işte Viber'ı, WhatsApp'ı eklemişler, Tango'yu eklemişler. Onun hepsinin de olmasına gerek yok aslında ama belki yani hmm. seçme şansım vermişler. Hani. Bir de harita olarak Yandex'in navigasyonunu eklemişler, o da iyi olmuş. Ee, performansı şöyle, Discovery ile aynı. Hmm. Hatta öyle ki yani biz rakamlarda oynamadık. Bazı test sonuçları birebir aynı çıktı. Tam bütün basamaklarıyla aynı. Öyle çıkması lazım zaten. Aynı donanım, aynı saatisi. Discovery hakkında, Discovery'nin performansı hakkında ne okudularsa, ne duydularsa aynı. İyi mi iyi? Bunun kardeşi işte Dark X5. onun ki 1.5 GHz olduğu için Matematik hesaplama gücü daha fazla fakat ekranı 1080p olduğu için oyunlarda gücü daha düşük kalıyor. Aynı grafik işlemcisine daha çok piksel bindirmişsin çünkü. Ee, PLA'nin öyle yani özel bir tarafı yok işte diğer telefonlar ne kadarsa öyle. Birazcık oyun falan konusunda söyleyebileceğim şu. Her zaman yaptığımız gibi Riptide GP2 ile oyun testini yaptık. 2 saat 43 dakika çıktı. Şimdiye kadar gördüğümüz en kötü telefon 2,5 saat falan dayanıyordu. İyiler 4 saate kadar dayanıyor. 2 saat 43 dakika. İşte öyle bir rakam. Pil, e, film testinde 1080p filmi oynattığımızda full parlaklıkta 3 saat 50 dakika. Hadi 10 dakikasını da biz şey koyalım. O 4 saat diyelim. 4 saat film izletti. Orada da hani daha iyilerini gördük. 6 saat üzerinde gördük ama daha kötülerini de gördük. Fena değil. MTK Chipset'in çok ufak tefek bazı uyumsuzlukları var. Mesela Basemark X diye bir Benchmark programı var biliyorsun hep kullanıyoruz tamamlanmıyor bir türlü bunda. Ya da şöyle diyelim MX Player Pro'nun Hardware Plus kodeyi hala işte bazen donuyor falan. Hardware kodeyinde kullanırsan sorun çıkmıyor. Ama genel olarak performansı iyi Discovery'nin de iyiydi biliyorsun zaten. Biz oyun falan da oynadık hı. biliyorsun hani e, şeyi GT Racing'i Dead Trigger'ı falan oynadık. Performanstan yana pek sıkıntı olmayacaktır. Genel olarak nasıl görüyorsun ama yani malzeme kalitesini falan? Abi önce fiyatı söyleyelim bence. Şimdi fiyat bu telefon 700 lira. Hı hı. Rakiplerini de söyleyelim öyle karşılaştıralım. Evet, evet. Dark X5 aynı hardware'ın biraz hızlanmışı ekranı daha iyi. 800 lira. General Mobile Discovery'nin 16 GB'lı li 700 lira. Bu 8'di. Aynı paraya 16 GB veriyor. Bir de bunlar hep yerli markalardı. Uluslararası marka. Moto, Motorola Moto G. 800 lira. Şimdi bu 3 telefon önünde. 100 lira hmm. pahalı Darkna Moto G ama 4 telefon önünde hangisini alıp gideceksin? Evet. Şimdi ben küçük zayıf e, zayıf CPU büyük piksel olayına pek sıcak bakmıyorum. Dolayısıyla Dark'ı orada elemiş olurum. Moto G ise içlerinde saf Android ile gelen tek üretici. Biraz kaba Moto G'yi onu kabul evet. etmek lazım. yani Kalın, böyle bir inceliği falan yok. Vitrinde Dursa hepsinin arasında çok az kişi Moto G'yi tercih eder diye ediyorum. Evet. Fakat benim elim yine Moto G'ye gider. Çünkü ben güncellenmesini destek almasını isterim. Şimdi burada Android 4.2.1, diğerleri de Dark ve Pirana da, şey Dark ve General Mobile de benim bildiğim 4.2.1. Hep bir 4.4 gelecek deniyor da benim bildiğim gelmedi. Bunun da dökümanlarında sitesinde üreticisi bir vaatte bulunmamış. Hı. Biliyorsun biz bunların incelemelerini yaparken şey demiştik, pek sanmıyoruz demiştik. Onu da tekrar söyleyelim. Hani kendi içinde güncelleme geliyor. Bunun da şey var, hani over the air güncelleme Hı. var ama. Genelde biliyorsun 4 2 1 değişmiyor uygulamalar güncelleniyor. Şimdi Murat bu manzarada eğer 700 liram var daha fazla harcayamıyorum. Bütün param 700 liraysa şimdi General Mobile 16 16 GB veriyor yani aynı evet paraya. Aynı, aynı paraya 16 GB veriyor. Daha ince, birazcık fiziksel kalitesi daha göz dolduran yani bir göstereyim. telefon aynı paraya. Yani ortada tercih. Diğer taraftan 100 lira daha harcayabiliyorsan Moto G. Evet. Hiç tereddütsüz. Şunu söylemem lazım. Moto G'nin performansı çok daha yüksek. Bütün testlerde her durumda. Onun da çözünürlüğü aynı çünkü. Moto G'nin performansı her şekilde yüksek. Moto G'nin pil ömrü ciddi oranda bu oyun ve film testlerinde ciddi oranda yüksek. Yani 100 lira daha, 700 liraya kadar param var. Bir kuruş daha veremem satamam ama 700'ü verdim Arkadaşımdan borç alıp 800 ile de denkleştiririm diyorsan Moto G bu rakiplerini dağıtıyor. Hı hı. Söylenecek bir şey yok. Ha ama şu önemli. İşe ne yapıyor? Tabii şimdi yerli firmalar kendi güçlerini kullanıyorlar. Rekabet için kendilerine şeyler yatıyorlar. İşte Plana'da mesela Plana Plus diye bir paket hazırlamış. Garantiyi uzatıyor. Yok işte an, bozulma şeyinde anında değişim diyor hani tamir falan değil değişim, evden alma falan diye bir paket koymuş. O öyle değer katmış. Ona dikkat alınır. Şey evet. Bir de Prana'nın neyini beğendim biliyor musun? Web sitesinde sıkça sorulan sorular kısmı var. Çok güzel yapmışlar. İlk kez bir sıkça sorulan sorular kısmında custom firmware falan gibi işte rootlamak nedir falan gibi başlıklar var. Hani orada da şey diyorlar. Ya hani biz onu garantisini şey yapamayız, veremeyiz ama hani ya olur aslında falan gibi. Bu custom firmware yüklemeye, rootlamaya falan olumlu bakmışlar. Yani biz diyorlar teşvik edemeyiz sizi. Yapın diyemeyiz ya da yaptıysanız destek veremeyiz ama öyle şeyler de var diyorlar. O da hoşuma gitti. Sıkça sorulan sorular kısmı gördüğüm en güzel, en hoş yazılmış kısımdı şimdiye kadar bir telefon sitesinde gördüğüm Bir baksınlar. Murat pazarlık e, rekabet şansı e, var ama zor. Yani Savaşması gerekiyor. Abi şöyle Discovery çok iyi bir zamanda geldi. Rakibi yoktu o fiyata. Evet. Şimdi rakipler var sorun orada. Evet. E, yani e, bu tablette olan şey cep telefonlarına da olacak. Tablette nasıl büyükler geldi bu fiyatların. 250 liraya Lenovo tablet alır duruma geldik. Tabii. Şimdi küçüklere yaşam tarzı şey yaşam şansı vermediler. Evet şimdi telefonda da aynı şey olacak. Şu an bugün 1000 liraya çıktığın zaman şey alıyorsun. Nokia'dan 13 20 alıyorsun. Evet 6 inçlik. Kol, 6 inçlik telefon kadar bir telefon evet. alıyorsun ve çok iyi de bir telefon. Eee 925'in fiyatı da ondan çok pahalı değil. Eee tabii. Başka hani 1000 lira dedin mi? E, markalar artık senin önüne açılıyor. Evet. Bin liranın altında kaldı. kaldığımız yani sürece. Yani çok az bir şey kaldı. Hani işte Bunların yaşam alanı bulabileceği bir alan. Bu telefonların arenasına Moto G evet. bomba gibi düştü. Evet. Çünkü normalde telefon büyük firmalar biliyorsun 700 liraya 800 liraya çok az hardware veriyorlardı. Öyleydi. Kötü telefonlar veriyorlardı biliyorsun. Hani bir istisna işte Nokia 520 zaten çok ilgi gördü o yüzden. Fiyatına göre çok iyiydi. Ama onun dışında Android cephesinde evet. 700 liraya falan... Yani veriyorlardı bir şeyler ama öyle vay be dedirtmiyordu. Discovery falan tamam 650 liraya girdi piyasaya ve çok iyi işte çok in hala o kadar ince telefon yok. Hı. Ses getirdi, ekranı çok iyi. Ses getirdi, haklı olarak ilgi gördü. Fakat işte Dark girdi, Pirana girdi, başka telefonlar da var. Tamam bir şey oluşuyor, bir ekosistem oluşuyor falan ama... Geç. Moto G onların arasına böyle balığın arasına dalan köpek balığı gibi daldı. Hmm. Çünkü markayım ben diyor. Motor olayım diyor. 4.42 güncellememle <gülüyor> tanımam <gülüyor> kimseyi diyor. Ee, bence fiyatının bir kere 700'ün altına inmesi lazım ki. Maalesef başka çare En başta bu telefonun Pirana'nın Zen'i General Mobile Discovery'nin 16 GB'lığının baskısından kurtarması lazım. Evet. Çünkü şu anda diyorsun ki aynı paraya o 16, 16, bu 8. Bu, evet. Evet. bu fiyatta da bu çok önemli bir şey. Kararı çok önemli ettirir. bir şey. Artış yani. var. 5.2 GB boş yer var diyorum. Bak test programlarını bile birini yükleyip birini kaldırmam gerekti testi yaparken. Evet, evet. Hepsini birden yükleyemedim aynı anda. Çünkü bir oyun 2 GB tutuyor artık. Hı -hı. 16'da o kadar zorlanmazsın. 16'da süper bir rakam değil ama bu benim yaşadığım sıkıntıyı Yaşamazsın mesela. O yüzden bu telefonun 700'ün altına inmesi lazım ki bu şeyle kapışsın. General Mobile Discovery'nin 4 ile kapışsın. Evet. O zaman bu diyecek ki ben 8'im. O 4 4 hiçbir şeye hiçbir evet, şey pardon. yaramıyor. O 4 bu ben 8'im diyecek. Ayır, bir anlam kazanmaya başlayacak. Kendini ayırmaya başlayacak. Ama şu anda bu arada işte şarj cihazını, USB kablosunu falan da ben çıkardım konuşurken işte kulaklığını. Hı -hı. bunlar artık her telefonda gelenden çok farklı değil. Ee, Murat çok kötü bir telefon değil. değil. Hatta iyi bir telefon diyebilirsin. İnceliği falan gayet tatmin edici. Ekran kalitesi. Hı. Gayet tatmin edici. 700'ün altına. Evet. Büyük bir hızla 650 liraya inmesi lazım. Bu telefon 650 lira olsaydı biz şimdi dedik ya bunu General Mobile'ın 16'lığı bunu alternatif oluşturuyor. O zaman bu 650 olsa diyecek ki, ki Discovery'nin 4'ü alınmaz, bu alınır. Hı. Aynı paraya 4'üne 8 diyecektik. 700'de kalınca maalesef aynı paraya 8 yerine 16 diyoruz. Evet. Hardware aynı. Öyle. Hardware aynı. Ee, ve yine hatırlatalım hani 100 lira daha verin. Moto G. alın. Bizim, bizim önerimiz. Evet. En azından şöyle dikkat e, araştırmalarınızda dikkate katın. Çünkü 800 liraya Android 4.4.2 ile gelen önü de daha açık gözüken bir alternatif var. Evet. Evet. Böyle Murat. Tamam. isso aqui é o negócio para fazer eu os meus